Merhabalar, ben uzman psikolog Elif Terziköy. Bugün sizlere depresyondan nasıl tek başımıza çıkabiliriz bundan bahsetmek istiyorum. Depresyon en sık görülen rahatsızlıklardan biri. Ve insanlar doğal olarak ilk kez depresyona girdikleri zaman başlarına geldiğini fark etmiyorlar ve bununla bir tuhaflık aramaya başlıyorlar. Bazen etrafındakiler acaba sen depresyonda mısın, bir tuhaflık var ya da farklı görünüyorsun diye biliyorlar. Ve kişi bir araştırma sürecine giriyor, bende ne var diye sorgulamaya başlıyor. Depresyonda olduğunu anladıktan sonra direkt terapiye de başvurabiliyor. Ya da öncelikle bu durumu ben kendim yenmeliyim diye de düşünebiliyor. Ayrıca depresyon genellikle özgüven eksikliği, hayır diyememek gibi daha çok insan ilişkileri, hayat kalitesine bozulma gibi semptomlarla kendini belli etmeye başlıyor. Yani kişi ben depresyondayım demiyor da ben hayır diyemiyorum, bende bir özgüven eksikliği var, enerji düşüklüğü var, tükenmişlik var da diyebiliyor. Açıkçası ben terapi desteği almadan tek başına depresyondan çıkabilen çok fazla insan gördüm. Aynı şekilde önce kendini geliştirdikten sonra, terapiye başvurduktan sonra terapiden de çok güzel verimler alan kişiler oldu. Bu bağlamda eğer depresyonda olduğunu düşünüyorsanız ilk önce kendinizin depresyondan çıkmak için çaba harcamanızı, kendi kendinize bir şeyler yapmanızı son derece destekliyorum. Depresyonla ilgili çok güzel bir seri hazırladım ve depresyonla mücadele serime koydum bu videoyu. Diğer videolarımı kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoda daha çok davranış tekniklerden bahsedeceğim. Birebir evde kendi kendinize uygulayabileceğiniz, çok özel bir çaba gerektirmeden, bir terapist desteğine ihtiyaç duymadan yapabileceklerinizden bahsedeceğim. Eğer depresyonu tek başınıza yenmek istiyorsanız bu videoyu izleyebilirsiniz. Öncelikle depresyonu tek başına yenmek istiyorsanız 1. iradeli olacaksınız, 2. kararlı olacaksınız. Yani bugün ben depresyondan çıkmak istiyorum, iyileşeceğim kararı verdikten sonra yarın bambaşka hissedebilirsiniz. Depresyon böyle bir şey zaten. Depresyon insanı böyle kendi karanlığına iten, boş vermişliğe, ertelemeye iten bir rahatsızlık. İlk ve en önemli önerim şu, yürüyüş yapmak. Her gün 30 dakika yürüyüş yapmak. Fakat bunu bir yerden bir yere gitmek değil de tamamen yürüyüş amaçlı, spor amaçlı yapmanızı tavsiye ediyorum. Yürüyüş yerine daha aktif sporlar, yüzme, bisiklet sürme ya da fitness gibi sporlar da yapabilirsiniz. Çok daha iyi olur. Fakat depresyondayken zaten bir enerji problemi olduğu için yürüyüş yapmanız benim için yeterli. Sadece her gün 30 dakika yürüyüş yaparak hafif düzey depresyondan rahatlıkla çıkabilirsiniz. İkinci çok önemli kuralsa şu, müzik listenizi değiştirin. Her gün müzik dinliyor musunuz, dinlemiyor musunuz bilmiyorum. Fakat depresyondaki insanlar eğer müzik dinliyorlarsa genellikle acıklı, depresif, düşüren müzikler dinliyorlar. Müzik listenizi tamamen değiştirin. Rahatlatıcı, eğlendirici, pozitif yönlendirici, hayata daha pozitif bakmanızı sağlayacak bir müzik listesi hazırlayın. Fakat bu müzik listesine tarzınıza uygun olsun ki size uymayan bir müzik size yardımcı olamaz. Sadece bu iki öneriyi düzenli olarak yaptığınız zaman depresyondan çıkmanız oldukça kolaylaşacaktır. Üçüncü öneriye gelince, depresyonda uyku ve iştah bozulur. Yani ya aşırılaşma olur, ya azalma olur, ya dengesizlik olur. Bu anlamda programlı yaşamayı deneyebilirsiniz. Her gün aynı saatte uyuyup, aynı saatte uyanabilirsiniz. O sürede uyku kaliteniz kötüyse bile, disiplinli bir şekilde her gün aynı saatte uyuyup, aynı saatte uyanırsanız, aynı saatlerde yemek yerseniz, otomatikman uyku ve iştahınız biraz da olsa düzelmeye başlayacak. Bu sizi biraz zorlayabilir. Fakat uyku ve iştah depresyonda karşılıklı etkileşimsel bir süreç içinde. Yani sizin uykunuz bozulursa duygu durumunuz bozuluyor. Duygu durumunuz bozulursa otomatik olarak uykunuz bozuluyor. Uyku ve yemek disiplini size oldukça faydalı olacaktır. Tüm rahatsızlıkların kökenlerinde su içmek var biliyorsunuz. Su içmek her şeyin ilacı. Günde 2 litre suyu kesinlikle ihmal etmeyin. Depresyondan çıkış sürecinde bebek adımları çok önemli, baby step adımlar çok önemli. Birdenbire programınızı çok yoğunlaştırırsanız, çok fazla karar verirseniz bunları uygulamakta zorlanacaksınız. Depresyonda zaten bir enerji düşüklüğü var. İsteksizlik, hiçbir şeyden zevk alamamam var. Bu sebepten dolayı size eskiden iyi gelecek şeyler isteyip her gün parça parça az da olsa onlara vakit ayırmak, bebek adımlarıyla iyileşmeye çalışmak sizin için faydalı olacaktır. Evet, depresyonla ilgili söylemek istediğim, en kolay uygulayabileceğiniz, terapist desteği olmadan kendi kendinize yapabileceğiniz ve sizin için oldukça faydalı olacak önerilerim bunlardı. Eğer isterseniz kanalımdaki depresyonla ilgili diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Depresyondan çıkış sürecinizle ilgili paylaşmak istediğiniz deneyimleriniz varsa yorumlar bölümünde deneyimlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Henüz abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.